Peki geçelim 128 milyar dolarlık soruya. Şimdi bunu ilk siz gündeme getirdi. Daha sonra ilk bir yabancı dergi gündeme getirdi. Yabancı gazete gündeme getirdi, yanlış hatırlamıyorsam. Sonra siz bunu dediniz ki ben bu paranın nerede olduğunu açıklayın. Yoksa ben açıklarım dediniz. Sizden daha önce yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılında Sayın Davutoğlu'nun ekibinden birisi söylemişti. Şimdi çok net hatırlamıyorum ama oradan da birisi buna değinmişti. Bu para Merkez Bankası kaynaklarının ortadan kalkmasıyla ilgili olarak, yedek akçenin kalkmasıyla ilgili olarak. Ama siz dediniz ki açıklayın yoksa ben açıklarım. Şimdi Merkez Bankalarına paralar kolay kolay kaybolmaz. Yani Merkez Bankalarının bir hesabı, kitabı vardır, bir defteri vardır, bilançosu vardır. Hı. Siz bunu söylediğince ben önce dedim ki Ali Bey'in bir bildiği vardır falan dedim. Sonra gittim Merkez Bankası bilançosuna baktım. Haklısınız. Ama haksızsınız. Şöyle, evet dolarlar yok. Dolarlar gitmiş. Ama karşılığı TL olarak Merkez Bankası'nda hala görünüyor. Sadece dolar değil, TL olmuş. Dolarlar satılmış. Kime nasıl satılmış ben göremedim onu. Anlamadım daha doğrusu bilançodan. Ama TL olarak var. Ne olmuş? Yani burada yanlış olan nedir? Yani bana, benim de anlayacağım şekilde anlatır mısınız? Böyle en basit şekliyle. Şimdi bu Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili konuyu önce niye rezerv biriktiriyor Merkez Bankası diye bakmak lazım. Şimdi ithalat yapan, özellikle enerji ithalatı konusunda dışarıya bağımlı olan yıllık bir ülkenin 50 milyar dolar civarında. Evet, bir miktar kötü gün için, kötü günler için yedeğinde döviz tutması gerekiyor. Annenin kefen parası gibi. Çünkü biz Rusya'dan doğalgaz alıyoruz, Rusya Türk lirası kabul etmiyor. Etmiyor. Suudi Arabistan'dan petrol alıyoruz, Suudi Arabistan Türk lirası kabul etmiyor. Döviz istiyor. Yani rezerv para birimi denen para birimleri vardır dünyada. Nedir? Dolardır, eurodur, yendir, franktır. Şimdi yuan yeni yeni devreye giriyor. Yani bunlardır. Şimdi bunlardan birisi gerekiyor. Dolayısıyla ciddi bir sıkıntı çıktığında, bir kriz ortaya çıktığında, deprem olur, ekonomik kriz olur, pandemi olur şu anda yaşadığımız gibi. O döviz rezervi onun için biriktirilir. Şimdi Türkiye'deki sorun, bu döviz rezervlerinin eritilmesi, çarçur edilmesi ve hatta biz ona kibrit çakıp yakma ifadesini de kullandık biliyorsunuz. Çünkü bu döviz satışlarının bir faydası olmadı ülke. Yani bir şey kazandırmadı. Niye satmışlar peki? Bunların hiçbiri açıklanmıyor zaten, sorun orada. Yani bunu bu arada teknik çalışmasını yapan piyasa analistleri oldu. Yani biz belki siyasi düzlemde daha yüksek sesle dile getirdik ama yani ben dillendirmeden önce de bunun teknik analizlerini yapan ve böyle sağda solda yayınlayanlar oldu. Ama herhalde ilk defa mesele haline biraz biz getirdik. Evet, yani biz yüksek sesle. Hatta biz 130 milyar dedik çünkü o da şeyden kaynaklanıyor. Başlangıç bitiş tarihinden. Yani Ocak 2019'dan başlayıp Eylül 2020'ye kadarki süre içerisinde 130 milyar. Ama takvimi biraz kaydırırsanız sağa sola işte öne ileri falan, o zaman rakam da değişebiliyor. Ama Eylül, Ekim, Kasım derken bu miktar muhtemelen biraz daha büyümüştür. O çok önemli değil. Önemli olan bunun mertebesi. Yani 128 olmuş, 130 olmuş, biraz daha fazla olmuş. Önemli olan bu kadar büyük miktarda bir döviz rezervinin şeffaf olmayan yöntemlerle ve hiçbir açıklama yapmadan eritilmesi. Şeffaf sorun olmayan yöntem ne demek? Şeffaf olmayan, bununla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Yani biz gündeme getirene kadar Merkez Bankası'nın bu dövizi kendisi değil de kamu bankaları üzerinden sattığı açıklanmadı. Ne fark eder? Arasındaki fark nedir? Çok fark eder. Şöyle, diyelim ki daha önceki dönemlerde nasıl yapılıyordu? 2014'e kadar Merkez Bankası'nın web sitesine baktığınızda 2014'e kadar döviz müdahalelerinin hepsini görüyorsunuz. Görün, evet. Hangi gün ne kadar döviz aldı, hangi gün ne kadar döviz sattı. Evet, hepsi var. Bunun hepsini görüyorsunuz. Şimdi bu 2014'ten sonra zaten 2015 Ağustos'ta ayrıldım ben. O arada zaten yapılmadı hiçbir müdahale. Daha sonraki Merkez Bankası sonradan anlaşılıyor. Bakın bir protokol imzalanmış mesela, değil mi? 2017'de. Şimdi bu daha yeni açıklandı. Madem böyle bir protokol yapıldı, niye bunu açıklamıyorsunuz? Ne protokolü bu? Bu protokol yani Merkez Bankası ile hazine arasında imzalanıyor. Ve Merkez Bankası'nın rezervindeki dövizin hazinenin kamu bankalarındaki mevduat hesabına aktarılabileceği ve oradan da kamu bankalarının istediğini yapabileceği ile ilgili bir protokol kısacası yani. Anlatılanlardan anladığımız. Tabii detaylı bilemiyoruz. Ben şunu söyledim. Yani açıklayın yoksa biz açıklayacağız derken arada birkaç ifadem daha var. Onu atlayıp haberleştirildi. Biraz da ondan yanlış anlamaya sebep oldu. Ben dedim ki bakın bunu açıklayın yoksa açıklamazsanız biz iş başına geldiğimizde o defterleri açacağız.
Ve ne olduğunu zaten kamuoyuyla biz paylaşacağız. Yoksa şu anda bizim elimizde böyle devletin kaydı kuydu yok. Biz mesela bunu yani ortalama bir, kaç liradan yani satıldığı belli zaten, mi? Zaten bildiğimiz bir şey de açıklamıyoruz, öyle bir şey yok. Yani orada bir yanlış anlama olmuş. Hani açıklayın yoksa biz açıklarız derken açıklayın yoksa zamanı geldiğinde iktidara geldiğimizde biz defterleri, kayıtları açacağız ve biz paylaşacağız. Şu anda bunlar görünemiyor yani. Mu? Şu anda görünemiyor, hayır. Hiçbir açıklama yok bununla ilgili. Rakamlar da endirekt metotlarla zaten hesap ediyor. Yani doğrudan girip bu rakamı bir yerde göremiyorsunuz. Peki bunun mesela ortalama hangi kurdan satıldığı belli mi? Hayır, hiçbir şey belli değil. Hiçbir şey belli değil. Şimdi bu niye önemli biliyor musunuz? Mesela diyelim ki bugün kur, diyelim ki 8 lira 10 kuruş değil mi? Bugün kur, Merkez Bankası hiç müdahale etmeden mi acaba 8-10'da böyle piyasa kendisi kendi dengesiyle oluşuyor? Yoksa bugün acaba Merkez Bankası 5 milyar dolarlık müdahaleyle mi ancak 8-10'da tutabiliyor? Şimdi bu çok önemli bir bilgi. Yani piyasa oyuncular için çok önemli, vatandaşlar için çok önemli. Ben bilmek isterim bunu. Yani bugünkü dolar kuru 8-10 ise bu kendiliğinden piyasada mı oluşuyor yoksa Merkez Bankası'nın yoğun müdahalesiyle mi buralarda tutuluyor? Şimdi mesela şimdi o zaman hep şöyle zannedildi. Kamu bankaları müdahale ediyor diye düşünüldü. Yani o paranın Merkez Bankası'na ait bir para olduğunu kimse fark etmedi o dönemde. Yanlış hatırlamıyorsam. Herkes kamu bankaları dövize müdahale yani ediyor. Piyasa oyuncuları az çok biliyordu. Piyasa oyuncular çünkü yani büyük muhasebeye bakınca hani çünkü saklanacak boyutta bir şey değil. Çok büyük paralar bunlar yani. Hani birkaç yüz milyon dolar olsa. Peki buradaki temel sorun yani, nedir? Bunun kime nedir? Temel sorun birincisi gizli kapaklı yapılışı. Toplumla paylaşılmaması, piyasalarla paylaşılmaması. Bunu niye gizli yaptınız diye soruyoruz. Şimdiye kadar yani o tarihe kadar her şey açık, şeffaf yürürken niçin bunu gizli saklı yapmaya başladınız diye soruyoruz. Bunu bir anlatın diyoruz. Tamam gizli saklı yaptınız hadi ama hiç olmazsa geçmişe doğru açıklayın diyoruz. Yani hangi gün ne kadar dolar sattınız ve hangi kurdan sattınız bunu açıklayın diyoruz o zaman. Geçmişe dönük. Yani bunu bilmek vatandaşın hakkı. Bir de zaten ben daha önce de söyledim. Yani devlette inanın şöyle bir peçetenin arkasına kurşun kalemle not alın. Onun kaç tane fotokopisi çekilir bir yerlerde durur. Kaybolmaz bir kayıtlar yani. Yani bunun kaydı vardır mutlaka ve çıkar bir gün diyorsunuz. Mutlaka. Şimdi bu iş hukuki midir değil midir? Bir de mesela açıklamalar geliyor hukukidir. Tamam hukuki ise bunu zaten hem idari denetimle hem yargı denetimle bunun hukukiliğine zamanı gelince bakacaklar. Kimse bakarlar. Ama bizim şu andaki derdimiz başka. Hukuki olup olmamadığı değil. Şu anda niye gizli saklı yaptınız diyoruz. Ve ne kadar sattınız? Hangi tarihte ne kadar sattınız? Mesela şöyle bir iddia var. Deniyor ki tam bu 2019'daki yerel seçim öncesinde piyasaya güzel göstermek için. Bak ne güzel kurda düşük artık ülkede istikrar sağlamak için. Yani istikrar görüntüsünü oluşturmak için 2019 yerel seçimler öncesinde yoğun satış yapıldı deniyor mesela. Yani bu öyle oldu mu olmadı mı? Mesela öylesi biz bunun ne kadar isteriz. Pandemi öncesi satılmış yani, tamam mı? İşte onu program başında sordunuz ya tam şu anda önümde onun olabilir. Rakamları yok yani. Ama 2019 Ocak'ta başlıyor. 2020 Eylül'üne kadar toplam rakam 130 milyar dolar. Bunun pandemi öncesinde ne kadar, sonrası ne kadar onun şu anda yanında yok. Ama 2019 Ocak'ta başlıyor. 18 yani. Değil, 19. Yok, 19. 2019 Ocak'ta rakamların yoğunluğu orada. Yani 2019 Ocak'la 2020 yani bir pandemiden Eylül. Bir yıl önce başlıyor. Bir yıl, iki ay tabii, önce başlıyor. Tabii. Asıl öyle yani. Pandemiden önce başlıyor bu iş. Çünkü niye? 2019 dedim ya pandemi başlamadan önce bir kriz yılı 2019. Ekonomi ancak %1 büyüdü. Bir de şöyle bir niyet var tabii. Yani buradaki örtülü, gizli saklı olmasının birkaç sebebi olabilir. Yani bakın Merkez Bankası hiç kura müdahale etmiyor. Ama hem biz faizi düşük tutuyoruz hem de kur düşük duruyor mesela. Yani böyle bir algı da oluşturma çabasına girmiş olabilirler o dönemde. Ama bunların hepsi çok yanlış. Bunların hepsi yani vatandaşa samimi olmayan bir davranış şekli. Yani samimi bir yönetim bunları yapmaz. Açık olur. Şeffaf ama olur. Ama diyorsunuz ki bütün bunların kaydı devlette vardır. Vardır. Bir gün gelir ortaya çıkar. Tabii. Bugün... Benim dedim o. Yani açıklayın peki, yoksa biz açıklayacağız. Zamanı Sayın Bakan Elvan dedi ki evet bunun açıklanması lazım dedi. Evet. Açıklasınlar o zaman. Açıklasınlar. Yani şu anda kamu bankaları kime bağlı? Kamu bankalarında kayıtlar var. Yani çünkü Söyleye satış yapan kamu bankası yani kamu bankaları genel müdürleri mesela bunu isterlerse açıklayabilir. Merkez Bankası kendi döviziydi zaten. Bunu isterse Merkez Bankası açıklayabilir. Zaten bizim talebimiz bu. Yani ne zaman ve ne kadar sattınız diyoruz. Bir de şu var tabii Türkiye'nin kur rejimi serbest kur rejimi. Merkez Bankası ancak aşırı oynaklık müdahalesi yapabilir. Yani Merkez Bankası'nın kuru belli bir noktada tutmak için döviz satma gibi bir görev yok, öyle bir şey yok. Eğer öyle bir şey yaptıysa mesela kur rejimi değiştirme demektir.
Kur rejimini değiştiriyorsunuz da niye açıklamıyorsunuz bunu? Yani kur rejimi değişiyor ülkede. Yani belli bir kuru savunmak için Merkez Bankası cayır cayır döviz yakıyor. Bundan kimsenin haberi yok. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bunu açıklamak şeffaflığın ve hesap verebilirlik ilkesinin gereği. Yani hükümetler, seçilmiş hükümetlerin her an hesap vermeye hazır olması lazım. Ve bunun da hesabını vermesi lazım. Bu bir siyasi hesaptır. Yani hukuk hesap sonra zamanı gelince nasıl yapılır onlar. Onlar sonradan gelecek işler. Deva geliyor.